Agalarım, herkese selamlar. 3 Ekim 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek olanlardan bahsedeceğim. Türk takımlarını aldım genellikle. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı olmak üzere. Bir de birkaç tane de beğendiklerim var. izlediklerimizden not aldık. Güzel bir performansla umarım burada devam ederiz diyerekten de dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Hatta ne bir adet? 3 adet maç skoru yarışmamız var. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın maç skorlarını sizlere sorduk. Toplamda 6 kişiyi 2-2-2 da maçlardan 7 gün boyunca Whatsapp VIP gruplarımızda misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır skor yarışması için. Beşiktaş maçı Cuma günü Beşiktaş maç skoru yapmıştık. Rafet Akbal, Arda Tezcan, Gökalp Yurdakul isimli arkadaşlar kazandı. Benimle Whatsapp üzerinden iletişim kurabilirler. Ekranda gördüğünüz numara 0534 446 5989 aga. Bu numaralardan WhatsApp gruplara gelmek isteyenler ve skor bilenler doğrudan mesaj atabilir. Sizler de gruplarımıza WhatsApp VIP gruplarımıza ekleriz. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp'tan benimle açıklama yorumlarda linki zaten var. Misliyle ile devam edelim. Agam solda gördüğünüz dünden bir tane misli koydum. Barcelona ilk yeri kazanır. Manchester City kere ilk 3 3000 misli olarak değerlendirdik. Yasal'da bunun oranı 1.50, Avrupa'da 1.63 oranı vardı. İkisi de ilk çok rahat kazandı. Birisi 3-0, diğeri de 2-0 kazandı. Yüksek misli maç önümüz vardı. Cuma gününden bu. Pardon, pazartesi gününden. Beşiktaş'ın kadroya baktım. Güzel, deplasman 1.5 üstü 2000 misli olarak aldık. Sağdaki mislimizde dün yatan bir tane mislim vardı. Level atacağı 2 gol 4 4000 TL bunu aldık. Maç 1-0 bitti. İlk yerde atmış olduğu iptal olan bir gol var offside nedeniyle. Onun dışında kaçırmış olduğu pozisyonlar da var. Ama skoru yakaladıktan sonra oyun üstünlüğünü biraz da Milan'a geçti. Yüksek mis seviyesi. Bu şekilde yüksek bahislerin alındığı gruptur. Gelme ihtimali, yatma ihtimali var. Fakat yüksek misli canlı olaraktan da gerçekten eklemelerimiz de güzel oluyor. Özellikle devre arasında 2 tane canlı aldım. Toplamda 3000 TL'lik. Barcelona ev sahibi 4.5 üst olarak değerlendirdim. 2000 TL bunu aldım canlıdan. Sinin de atacağı 2 gole daha 1000 TL daha aldım. Aga güzel canlılarımız oldu. Dün 4 tane misli canlı yaptık. 3 tanesini içeri aldık. Karlı şekilde canlılardan özellikle bitirmesini bildik. İdeal kuponlarımız oluyor. Solda gördüğünüz ürün alternatif kuponu. İdeal kuponum Bayer Level Kuzen'den başarısız oldu. Stuttgart mücadelesine var. Celtic mücadelesine de 7-1 biten maçta. Deplasman'ın bir golünü alarak da kazandık. Aga. Ondan önce pazartesi de tek kuponum vardı. Son 4 gündür inanılmaz bir performans vardı. Dün biraz belki sekteye uğramış olabilir. Ama performanslar gayet iyi. İdeal alternatif kuponlar devam ettiğini belirtelim. Canlı olarak gruplarımızda zaten izlediğimiz karşılaşmalar yapıyoruz ki gerçekten hakkını veriyoruz. Canlı olarak izleyenler ve değerlendirenler bilir. Ücretsiz Telegram grubumuz var. O da açıklama yorumlar kısmında linki var. Burada zaten canlı seansı da yapıyoruz. Dün mesela erken seansın canlılarını burada yaptık. 2-3 tane Barcelona ve City canlısını buraya da verdim. Buraya da mutlaka katılabilirsiniz. Hatta ben şöyle WhatsApp gruplarından biraz ilerleyip Neler yapmışız? Dün Galatasaray mesela Altı farkla galibiyetini alır almışız. Maç önü geldi. Burnley'e maç 1 verdik. Canlı Danaga erken dakikalarda. Golleri yetişemiyorum diyerekten de Leverkusen ilk yarı gole girdik. Gol iptal oldu. Bu başarısız oldu. Barcelona maçında ilk yarı korner aldık. 21-30 arası 1.48 gibi orandan %2 almışız. Alt, arkasında ben %5 olarak daha değerlendirdim. 1.48 orandan ilk yarı en fazla korneri de Barcelona kullanabilir. Kornerler 0-0 şu an. Sanırım devre korneri 4 veya 5 oldu sanırım. Barcelona korneri geldi. Barcelona'dan ilk yarıdan bir gol daha aldım. %2 bir gibi orandan. O geldi aga. Korner geldi. Yüksek mislimiz geldi. Maçtan pozisyonlar attık. Barcelona ev sahibi 4.5 üst. Ben burada yüksek %6 kasayı bir nevi yönettiğimiz için %6 olarak değerlendirdim. Sidel Basman 3.5 üst normal aldık. Level Kuzan ilk golü atar diyerekten de. Profesör de zaten editörümüz aga. Ayrıca canlıdan çok güzel performans sergiledi. 21'de 19 olaraktan da çekim talebini zaten oluşturmuş. O şekildeydi ya. sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleriniz bekliyoruz. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle skor yarışmasını yaptığımız maçlardan bir tanesi Galatasaray karşılaşması. Ayağa kalkayım. Aga Galatasaray bir oynayacak. Ya ligasın zaten kapasitesi belli. Stadyumun kapasitesi zaten 15 bin miydi? 10 bin Neydi? Öyle bir şeydi. Galatasaray'ı bu maçtan sonra kendi evinde Alanya Spor mücadelesi oynayacak. Galatasaray'ın fikstürü çok kötü değil. Aga. Gayet başarılı. Yani rahat bir şekilde çıkabilecek bir fikstür. Ben burada bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Galatasaray galibiyeti gelirken o de bu maçta olmayacak zaten onu belirteyim. 1.5 üstünde 2 Galatasaray galibiyeti olabilir. Benim skor beklentim 2-0, 2-1, 3-1'e kadar var. Galatasaray gol de yiyebilir onu da belirteyim. He, biraz daha oran almak isteyenler varsa 2.5 üstünde bir Galatasaray galibiyetine de ben okeyim. Karabağ ile Malmö mücadelesi. Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Karabağ-Totlum mücadelesinde o mücadele ne verdik biz? 2.5 üstüne bir Tottenham galibiyeti vermiştik Karabay'la oynadığı karşılaşmada. Tottenham 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi kazanmasını bildi Aga 3-0 gibi skorla. Fakat maçı izleyenler vardır mutlaka. Azerbaycanlılar özel hak verecek. Çok fazla pozisyon kaçırdı Aga. Yani ciddi manada inanılmaz net pozisyonlar kaçırdı Karabağ tamamen bitiricilik problemi var. Yani bitiricilik problemi olmasa bu takım da takıma 4-5 rahat görüyor. Çünkü pozisyonlar çok net. Ben burada Malmö'ye karşı, Malmö'de son form durumunda özellikle Avrupa'da izledim. Rangers'a karşı çok pozisyon verdi. Ben burada bir ev sahibi Karabağ'dan Azerbaycanlı kardeşlerimizin katkılarıyla Karabağ'dan 2 gol bekliyorum aga. Ev sahibi 1.5 üst 1.63 minimum oranı var. İddiada bunun oranı 1.70'lerde vardı. Hatta ben de şöyle söylüyorum. Hatta mücadeleyi 1.5 üstünde Karabağ galibiyeti gelirse şöyle gösterelim. Oranın da zaten yaklaşık 2 orandan değerlendirmesini yaparsınız. Slavia Prag'la Ajax mücadelesi. Slavia Prag taş gibi takım. Özellikle takım oyununu gerçekten bizlere iyi bir şekilde gösteriyor. Maça da zaten favori çıkmışlar. Ben burada ne dikkatimi çekti? Ajax'ın son mücadelesi vardı. Son mücadeleyi 2-0 kazandı. Eee, mücadelesi 2-0 kazandı. O mücadeleyi çok fazla yedek kadroyla çıktı galibiyet bekleniyordu zaten. 2-0 biz de değerlendirdik zaten o maçı. Alternatif kuponda da geldi zaten. Ayaksın ee, Ajax'ın burada bu maçı önemsediğini yedek kadro çıkmasından belli olacaktı. Rotasyona gitti net bir şekilde. Ben burada rotasyonun da artık gittiğini düşünmüyorum. Ya bu maçta az kadro çıkacak. Sılvayla Prak'tan da gol bekliyorum ben. Ajax'ın da gol atmasını bekliyorum. Oran güzel. Minimum 1.52 oran. Bu iddiada bir yakın vardır. Avrupa'da da 1.65 vardır bu. Ee, KG var önerim var. Bu maçta karşılık gelecek golleri bekliyorum. Twente ile Fenerbahçe yine bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Aga şimdi maçın favorisi değişir mi bilmiyorum. Şu anlık Fenerbahçe kadro kalitesi teknik direktör olarak gerçekten çok iyi. Ama Twente kesinlikle boş değil. Özellikle bu sezon Hollanda Ligi'ni takip eden var mı bilmiyorum ama Twente ilk sıralarda olacağı kesin. Yani kurmuş olduğu takım onun dışında oynamış olduğu oyun. Twente taraftarı da benim özellikle Hollanda'da yaşayan bir tane grupta birimiz bir arkadaşımız var diyelim. Onunla sürekli olanla ilgili konuşuyoruz. Kesinlikle kolay maç olmayacak. Fenerbahçe gol atabilir mi? Tabii ki atabilir. Karşılıklı gelecek goller bence değerlendirilir ki Twente'den ben mutlaka gol bekliyorum. Kendi evinde Yunanistan e karşı güzel pozisyonlar buldu. KG var benim idealim. Mücadele 1-1 veya 2 2si de var. Ben burada açıkçası kimin ikinci golünü ön plana çıkartırsın dersen Twente'nin bir ikinci golünü ön plana çıkartırım. Ev sahibi 1.5 üst yaparsanız da oran 1.92'den sisteme koyabilirsiniz. Twente tarafından ben burada ikinci golünde gelme ihtimali yüksek görüyorum. Aga Fenerbahçe'yi de kusura bakmasın. Bayis'te duygusallık olmaz. Beşiktaş Frankfurt mücadelesi. Bunu da şöyle değerlendiririm. Aga. bak hem Twente hem de Frankfurt gerçekten son dönemlerde son yıllarda en formda hallerinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Frankfurt tarafı. Yani gerçekten hücum gücü çok yüksek ekitike e muazzam fark yaratıyor. Gerçekten muazzam fark yaratıyor. Burada favori Frankfurt normal. Beşiktaş da burada gol yer mi? Yani, gol yeme ihtimali yüksek Beşiktaş'ın. E, gol atma ihtimali de var. Ama ben şöyle söyleyeyim. Maçın 3-0 var mı? E, nasıl olur biliyor musun? Maçın herhangi bir tarafa 3-0 kayma ihtimali bile var. Ama ben burada Frankfurt'u bir adım daha önde görüyorum. Seyircisiyle birlikte Beşiktaş da gol atabilir. Ben burada mücadele 2.5 üst aldım. KG'ye gitmedim. 3-0 olma ihtimali de var mutlaka. Burada doğrudan 2.5 üst tercihini değerlendirdim. Umarım Beşiktaş burada kazanır. Son mücadele 4-0 mağlup oldu. O da nasıl oldu? İyi oynarken kaçan pozisyonlar arka arkaya yenen gollerle birlikte 4-0. KG'den ağzımız yandı. Bir ordu üfleyerek de üfleyeceğiz KG'yi. 2.5 üst olarak değerlendirdim. bir karşılaşma. Yine master score'unu sizlere sorduğumuz bir karşılaşma oldu. PAOK'la Bükreş mücadelesi. PAOK'da kadrosu kaliteli Galatasaray'a karşı mağlup olsa da yani bulmuş olduğu pozisyonlar vardı 2-3 tane net. Karşı karşıya Güney'in çıkardıkları vesaire. Pauk bence burada galibiyeti oynar. Ben galibiyetten ziyade taraftan ziyade taraf her zaman işte. Aga 90 dakikayı beklemeyelim. 90 dakika içinde burada Pauk 2 gol atsın. Biz de işimizi bitirelim. 2-1, 3-1 ayarında bir Pauk galibiyeti gelebilir. Ev sahibi 1.5 üstü oran minimum 1.50 değerlendirecekler. Bu bir değerlendirme yapılabilir. Yüksek bir 1.5 üstüne 1 2.5 buçuk üstünde bir pavuk tarafında olduğunuzu da belirtelim. Atletik Bilbao ile Alkmaar mücadelesi. Alkmaar Elfborg mücadelesinde nasıl goller yedi? Ama şunu söyleyeyim. Yani iki takımın yumuşaklık, yumuşaklık sertliğini karşılaştırdığımız zaman Bilbao tarafı ciddi manada çok daha sert bir takım. Onu da belirttim. Yani Bilbao'nun burada sert oyunuyla birlikte Alkmaar'ın yumuşak bir çocukları. Alkmaar'da da Van Bommel var. O Van Bommel'in bizim oğlu. Uzun boylu gerçekten eleman sol kanatta. Belki bir altınlardan bir sıçrayış yapabilir. Başarılı çünkü bir premierlik falan neden olmasın. Vesaire ben burada Atletik Bilbao'nun doğrudan galibiyetini bekliyorum. Kendi evinde bence yani zaten Williams kardeşler yetecektir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler de bol şanslar. Agadar'ın ideal et mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Her türlü soru görüşmeleri Whatsapp'tan sorabilirsiniz. Ücretsiz Telegram grubu da ekranda. Buraya da mutlaka katılım sağlayabilirsiniz. Herkese bereketli olsun kazançlı olsun görüşmek üzere seviliyorsunuz bay bay